Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinalini aratmayacak çok lezzetli Antep fıstıklı narlı lokum tarifi vereceğim. Bazılarını böyle Hindistan cevizli, bazılarını da nişastalı hazırladım. Yani dışarısını nişastaya buladım. Çok lezzetli, yumuşacık. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu ürün yapımına geçelim. Narlı lokum için böyle bir adet nara ihtiyacımız var. Büyük boy bir adet narı kabuklarından ayıralım. Böyle içini narın çıkartalım. Derince bir ölçeğin içerisine nar alıp böyle blenderdan narın suyunu çıkaralım. Böyle blenderdan güzel geçirelim. İyice suyu çıksın. Sonra bu suyu ayrı bir kasenin içerisine böyle süzelim. Üzerine süzeğin üzerine döküp çekirdeklerini süzekte bırakalım. Ve suyunu da altına geçirelim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz narın suyundan 200 ml'lik bardakla 1 su bardağı nar suyu çıkıyor. Hazırlamış olduğumuz bu nar suyunu bardağın içerisine ilave edelim. Böyle boşaltalım. 200 ml'lik bardakla 1 su bardağı nar suyu çıktı bir adet nardan. Kenara alalım. Yine aynı kaselerin içerisine yine 1 su bardağı daha su ilave edelim. Böyle çalkalayalım. Yine deliklinin üzerine yani süzeğin üzerine suyu ilave edip böyle iyice ezelim. Bakın suyu rengi yani suyun rengi aynı nar suyu renginde oldu. Böylelikle 2 su bardağı nar suyu elde etmiş olduk. Tencerenin içerisine hazırlamış olduğumuz 2 su bardağı böyle nar suyunu alalım. Üzerine 1 su bardağı 200 ml'lik bardakla şeker ilave edelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce bütün malzemeyi çırpalım. Sonra üzerine 2,5 su bardağı daha su ilave edelim. Yani toplamda 1 su bardağı narın öz suyu, 3,5 su bardağı da su ilave etmiş oldum toplamda. 1,5 su bardağı da şeker ilave ettim. Böyle yarım su bardağı daha üzerine şeker ilave ettim sonradan. Tekrar güzel çırpalım, kenara alalım. Bir adet fırın kağıdını ortadan ikiye katlayalım ve makasla keselim. Sonra iki parçaya ayırmış olduğumuz fırın kağıtlarının üzerini biraz böyle sıvı yağla yağlayalım. Çok fazla ilave etmeyin. Fırça yardımıyla böyle fırın kağıdının her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Bunu yağlamamızın sebebi lokumlar yapışmasın diye. Kenara alalım. Ocağın üzerine tencereyi alıp üzerine çok az birkaç tane limon tuzu ilave edelim. Ocağın altını açıp pişirmeye bırakalım ve sürekli de çırpalım. Orta ateşte kaynayana kadar böyle durmaksızın çırpalım. Bakın koyulmaya başladı. Böyle koyulmaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. 30 dakika bu şekilde kısık ateşte çırparak böyle lokumu pişirelim. Bu lokum sabır gerektiren bir tarif arkadaşlar. Ama değiyor, inanın çok lezzetli bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Biz ailecek çok beğendik. Bakın iyice koyulmaya başladı. 30 dakika sonra ocağın altını yüksek ayara getirdim. Bakın
böyle göz göz olmaya başladı. Kıvam almaya iyice başladı. 8 dakikada yüksek ateşte kaynattım. 8 dakikanın sonunda 2 yemek kaşığı böyle bütün Antep fıstığı içi hazırladım. İlave ettim üzerine. Bakın tencereden ayrılmaya başladı. Böyle ocağın üzerinden hemen alıp fırın kağıdının üzerine böyle uzunlamasına kaşıkla dökelim. Bu esnada acele edin arkadaşlar. Kesinlikle oyalanmayın. Çünkü macun çok çabuk donuyor. Lokumunuz hemen donar. Şeklini vermekte zorlanırsınız. Bu esnada gayet acele edin. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederseniz, pişirme sürelerine dikkat ederseniz inanın çok lezzetli bir lokum yersiniz. Evde de kendi lokumunuzu kendiniz yaparsınız. Bir adet narınız varsa bu lokumu yapmak gayet basit. Böyle Antep fıstığı yerine de ceviz kullanabilirsiniz. Fındık kullanabilirsiniz. Yani içerisine katacağınız malzeme tamamen size kalmış. Yine hemen hızlı hızlı ikinci malzememizi de fırın kağıdının üzerine dökelim böyle lokumu. Hem görüntü hem lezzet orijinalinden hiç farkı olmuyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu şekilde fırın kağıdıyla şeklini verirken macunu tekrar ocağın üzerine aldım ki iyice donmasın. Yoksa şeklini vermekte gerçekten zorlanırsınız. Ocağın üzerinde kısık ateşte kaynaya dursun. Böyle küçük bir kasenin içerisine tabanına bolca Hindistan cevizini serpelim. Üzerine hazırlamış olduğumuz lokumu dökelim. Kaşıkla üzerine biraz bu şekilde düzleyelim. Sonra üzerine bolca Hindistan cevizi serpip elimizle tekrar üzerine düzleyelim. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz lokumları 1,5 saat dinlenmeye bırakalım. Tamamen soğusun. Şöyle bıçakla tamamen soğuduktan sonra kenarlarından geçelim. Bir tahtanın üzerine ters çevirip lokumu istediğiniz büyüklükte, istediğiniz kalınlıkta dilimleyelim. Ben size burada iki çeşit lokum hazırlama gösterdim. İsterseniz öyle fırın kağıdının üzerinde uzun olacak şekilde hazırlarsanız, isterseniz de bu şekilde Hindistan ceviziyle lokumu hazırlayabilirsiniz. Şekil vermesi tamamen size kalmış. Siz sadece verdiğim pişirme sürelerine dikkat edin. Yeterli. İstediğiniz sonucu elde edersiniz. Bakın çok güzel, yumuşacık bir tarif. Mutlaka bu tarifi deneyin. Evde çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Dışarıdan alınanların içerisinde ne yazık ki nasıl bir katkı olduğunu bilmiyoruz. Ama kendi hazırladıklarımızın içerisinde neler olduğunu biliyoruz ve güvenle de çocuklarımıza, ev halkına yedirebiliriz. Bakın size uzun hazırlamış olduğum lokumları da göstereyim. Bakın orijinalinden hiçbir farkı yok. Gayet güzel oldular. Böyle istediğiniz büyüklükte kesip nişastaya lokumları bulayalım ve kenara alalım. Muhakkak evde denemeniz gereken bir tarif bu arkadaşlar. Eğer benden bu tarz videolar istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Ben de ne tarz videolar istediğinizi bilerekten o tarz sizler için video hazırlarım. Bakın ikinci uzun lokumumu da kestim. Gördüğünüz gibi orijinalinden hiç ayırt edilmiyor. Gayet güzel oldular. Benim pişirdiğim ocak elektrikli arkadaşlar. Gazlı ocakla elektrikli ocağın arasında çok fark olur. Gazlı ocak daha hızlı pişiriyor. Benim o 8 dakika yüksek ateşte pişirdiğim elektrikli ocaktakini gazlı ocakta
yapamayabilirsiniz. Çok fazla altını açmayın. Böyle orta derecenin bir üzerinde olsun. Bunu da buradan belirteyim. Sonra tutmadı falan demeyin. Çünkü gazlı ocakla elektrikli ocak fark edebiliyor. Eğer elektrikli ocakla yapacaksanız muhakkak bu verdiğim dakikalara dikkat edin. Narlı lokumlar servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.